Ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir, en tesirli sebeplerinden birisi rabıta-i mevttir. Rabıta-i mevt, mevt ölüm demek, ölümü düşünmek, ölümle bağlantı rabıta kurmak. Rabıta-i mevttir. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğlu emel olduğu gibi uzun emel. Riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakîm'in estağfirullah küllü nefsin zâikatül mevt inneke meyyitün ve innehum meyyitün. Her nefs ölümü tadıcıdır ve ey Resulüm sen de öleceksin, şüphesiz ki sen de öleceksin ve onlar da ölecekler. Ayet mealleri gibi ayetlerinden aldıkları ders ile rabıta-i mevti süluklarında esas tutmuşlar. Tuğlu emelin menşei olan, yani tuğlu emelin, uzun emelin kaynağı olan tevehhüm ebediyet, ebedi dünyada kalacakmış hissi, zannı. Tuğlu emelin menşei olan tevehhüm ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Yani bu aldatıcı hissi o rabıta ile gidermişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup üzülüp, tesire kapılıp, müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer.